Test konuğumuz Hyundai iX35. Bildiğiniz gibi model uzunca süredir piyasada ve de 1.6 tek benzinli motorlu versiyonuyla daha çok bu otomobili ülkemizde görüyoruz. Bu versiyon daha çok satılıyor, daha doğrusu modelde iki farklı motor seçeneği var. Bir diğeri 2 tek dizel ünite. Bu motoru sadece otomatik şanzımanla alabiliyordunuz kısa bir süre önceye kadar. Ama artık test konumuz olan 1.6 tek benzinli seçeneği de otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. 2 litrelik dizel ünite ekonomikti ve de otomatik olarak da alınabiliyordu. Ama vergi mağduruydu, fiyatı yüksek kalıyordu. İşte bundan dolayı da 1.6 tek bu benzinli motora otomatik şanzıman seçeneği konulması tüketici açısından çok olumlu bir durum oldu. Tabii ki bu durum marka açısından da çok olumlu bir durum doğurdu. iX35 tasarımsal olarak aynı görünümü koruyor uzunca süredir. Sadece çok ufak çaplı kozmetik birkaç dokunuş oldu modele. Çok kısa bir süre önce ön far grubu değişti ve bu farlara LED aydınlatmalı gündüz farı eklendi. iX35 boyutlarıyla segmentindeki rakipleriyle yarışacak potansiyele sahip, dışarıdan oldukça heybetli bir görüntüye sahip bir kompakt SUV için, ama altını çizelim, kim rakipleri? Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5 gibi rakipleri var iX35'in. Yani dış tasarım oldukça heybetli ve kendine güvenen bir karakteristiğe sahip, tasarım diline sahip iX35'te. Ben kendi adıma dışarıdaki tasarımını başarılı bulduğumu mutlaka belirtmeliyim. İçeriye geçtiğimizde dışarısı kadar ben içeriği beğenmiyorum. Kendi kanaatim yine tasarımsal olarak biraz daha, özellikle şu konsolun bence yükseğe konumlandırılması gerekiyor. Birçok rakibinde çünkü konsol daha yüksekte ya da sürüş pozisyonu bakımından koltuğun sunduğu opsiyonlar daha başarılı. Şöyle ki bu koltukta fazla yüksekteyim, daha aşağı indirmek istiyorum. Daha fazla ben kendimi o şekilde daha iyi hissediyorum, daha emniyet hissediyorum mesela. Ama bu şekilde koltuk yüksekte kalıyor. Zaten yüksekte bir olan bir otomobil olmasından dolayı SUV müşteri potansiyeli, SUV müşteri kitlesi de bu tarz durumları, yani yüksekte olmayı sevmesinden dolayı sanırım Hyundai iX35'te sürüş pozisyonunun yüksekte olmasında bir sakınca görmemiş. Kullanılan malzeme kalitesi de fena sayılmaz ama çok da yumuşak bir malzeme olduğunu söyleyemem. Çünkü rakiplerinde daha iyi bir malzeme, daha ele hani tuttuğunuz zaman daha yumuşak bir malzeme var. Ve de rakiplerinin karşısında özellikle kalite algısı bakımından biraz geride kalıyor iX35. Eşya gözleri bakımından model oldukça başarılı. Vitesin önünde kocaman bir göz var. Arkada iki büyük bardaklık var. Koltuğun içinde yeterince geniş USB ve AUX girişleri, bağlantıları Hyundai'nin birçok modelinde olduğu gibi iX35'te de yerini almış durumda. Bunları yine sıra test aracımızdaki gibi modeli daha dolu bir şekilde alırsanız deri koltuklarla alabiliyorsunuz iX35'i ve deri koltuklarla aldığınız zaman modelde kalite algısı daha yüksek oluyor. Tabii bu deri koltukların ısıtma fonksiyonunun olduğunu da mutlaka belirtmeliyiz. Modelde dikkat çekici özellikler eğim iniş kontrol yardımcısı, hafif off-road koşullarında da çünkü bu araç başarı gösterebiliyor. Yokuş kalkış desteği ve de park asistanı modelin dikkat çekici özellikleri. Ayrıca bunların yanı sıra arka tarafa eklenmiş bir geri görüş kamerası var. Onu da dikiz aynaya entegre etmişler. Dikiz aynadan geri manevralarda arka tarafı görebiliyorsunuz. iX35'in boyutlarının iddialı olduğundan bahsettim. Segmentindeki birçok rakibe çok yakın değerler. Kuga'ya, işte Tiguan'a çok yakın teknik verilere sahip, ölçülere sahip model. Bu durum içerideki hacmi özellikle daha iddialı kılmış. Önde sunulan baş ve diz mesafesi olsun, arkada sunulan baş ve diz mesafesi olsun, oldukça iyi ki modelin bagaj hacmi de hiç fena değil. iX35'in bagaj hacmi 591 litre. Hyundai iX35'te geniş camlar kullanmış ve panoramik sunroof sayesinde de modelin içerisinde oldukça ferah bir atmosfer hakim. iX35'te çok serte dönük bir süspansiyon kullanmamış ama çok yumuşak olduğunu da söyleyemem. Daha çok bildiğiniz üzere birçok kompakt SUV gibi Hyundai iX35'te hafif arazide ilerleyebiliyor. Ama bu tarz araçları daha çok şehir içinde görüyoruz. Zaten şu anda gördüğünüz gibi çok fazla görülebiliyor. Kompakt SUV'lar artık şehir içinde crossover'lar da gelmeye başladı ama
kompakt SUV'lar ya da devasa SUV'lar dahi şehir içinde görülebiliyor. Daha çok kullanıldığını görüyoruz daha doğrusu. İşte bu anlamda asfalt performansı çok çok hani mükemmel değil, çok üst düzey değil ama kötü de değil. Mesela bir i30'un dinamizmine, kıvraklığına veya çevikliğine bu otomobil sahip değil ama çok kötü bir düzeyde de değil. Daha çok konfor odaklı bir araç. Geniş işte iç hacminden, bu ferah yapısından ve de çok sert olmayan yapısından dolayı, kullanım kolaylığından dolayı ben iX35'i daha çok konfor odaklı bir otomobil olarak gördüm. Tabii çok üst limitlere çıktığımızda şöyle bir durumda söz konusu, direksiyonun birazcık daha hissli olmasını istiyorsunuz. Modelde çekiş kontrol veya yardımcı elektronik sistemleri de devre dışı bırakabilmek mümkün olabiliyor. iX35'te bulunan 1.6'lık benzin üniteyi i30'dan veya Elantra'dan hatırlıyoruz, biliyoruz, motoru kullandık. 135 beygir güç var bu motorda, 165 Nm tork var ve 6 litre otomatik şanzımanla performans verisi birazcık düşmüş durumda manuel şanzımanlı versiyona göre. Bunun en büyük sebebi ise şanzımanın geçiş hızının nispeten manuel versiyona göre biraz daha düşük kalması, performansı biraz törpülen yapısının olduğunu, çok ufak farklarla törpülen yapısının olduğunu söyleyebilirim ama sarsıntı bakımından hiçbir sıkıntı yer almıyor. Hiçbir şekilde size bir sarsıntı yaşatmıyor. Geleneksel bir şanzıman çünkü bu. 6 ileri bir oranı var. Şu anda mesela 100 km hızla gidiyorum. D konumundayım. Devir bandı 2000 devri biraz geçmiş durumda. Direksiyon için 3 farklı mod var. Bunları da direksiyon arkasında şuradan bir düğmeyle yapıyoruz. Konfor modumuz var, normal modumuz var ve spor modumuz var. Spor modu almakta ben fayda görüyorum. Performans kullanımında özellikle. Şu an daha sert bir kıvama gelmiş durumda. Yani hislilik değişmiyor. Performansı kullanımında size olup biteni, yolda olup biteni aktarma karakteristiği değişmiyor. Ama daha sert oluyor. Daha fazla güven veren bir karakteristiği bürünüyor. Konforu aldığımız zaman daha yumuşak oluyor. Şehir içi park manevraları daha, çok daha pratik oluyor. Normali aldığımız zaman ikisinin arasında bir kıvamda oluyor. Performans verisi bakımından manuel şanzımanlı X35'ten biraz geride kalıyor. Bunun en önemli sebebi otomatik 6 litre otomatik şanzımanın bu gücü biraz törpülüyor olması. Geçiş hızı bakımından yeterince iyi değil ama arada çok büyük bir uçurum da yok. Neyse ki hiçbir şekilde bu şanzımanla sarsıntı yer almıyor. 6 ileri bir oranı var ve vites üzerinden manuel olarak da kumanda edilebiliyor. 1.6 benzinli bu motordan çok fazla bir performans beklentisi içerisinde değiliz açıkçası. Teknik veriler çünkü bize bunu söyleyebiliyor. Otomobile geçmeden önce hani böyle bir his yaratıyor. Ama ekonomi bakımından da beklenenin altında olduğunu belirtmeliyim. Yani sunulan güçle otomobilin performansıyla tüketimi kıyasladığımızda biraz yüksek kaçtığını belirtmeliyim. Model ile yakaladığımız karma test tüketimimiz 10.8 litre. iX35'i 4x4 olarak satın almak isterseniz bu durum sadece 2 litrelik dizel versiyonda mümkün olabiliyor. Model ile hafif araziye de girebilmek mümkün. Hani burada size yeterli bir performans gösterebiliyor ama otomobilin çekiş sistemleri olsun, işte yaklaşma açıları, uzaklaşma açıları olsun arazide çok da başarılı değil birçok kompakt SUV rakibi gibi. Yani bu otomobil de işin özeti birçok kompakt SUV rakibi gibi şehir içerisinde yüksekte dolaşmayı sevenlere hitap edebilen bir otomobil. Sizlere iX35'in testinden seslendim. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Umarım bu trafikten bir an önce kurtulabilirim.